Herkese selamlar. Bu videoda aracımıza sonradan taktığımız malzemelerin bağlantısındaki temel elektronik bilgisini anlatmaya çalışacağım. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Biraz bu konu ile ilgili konuşma yaptıktan sonra masa üzerinde detaylı anlatım yapacağım. Ayak altı aydınlatma kablolarını nereden çektiğim ile ilgili video yapmıştım. Bununla birlikte birçok kişi bağlantı ile ilgili bilgi vermemi istedi. Özelden yazanlara detaylı anlatım yaptım. Şimdi de videoya dökmek istedim. İlk öncelikle konuyu açarsam aracımıza sonradan bağlayacağımız ışıkların veya 12 volt ihtiyacı olan bütün malzemelerin nasıl bağlantı yapacağınızla ilgili bir içerik olacak. 12 volt alabileceğimiz benim güvendiğim iki yer var. Bunların birisi park, birisi de çakmaklıktır. Fazla akım çekmeyen ürünleri parka, fazla akım çeken ürünleri ise çakmaklığa bağlarım genelde. Sadece ayak altına bağladığım ışıklandırmalar grubu için ayrıyeten sigorta bağlama yapmıyorum. Fakat ışıklandırma fazla ise veya bağlayacağımız ürün araç tipi bir mini buzdolabı gibi bir ürünse muhakkak araya bir sigorta daha bağlanılabilir. Bu bağladığımız yerlerin de sigortası araç sigortası tablosunda da mevcuttur. Güvenlik amaçlı ve araç ile ürünü birbirinden ayırmak için bu sigortayı koymuş oluyoruz. Bir diğer konu ise kendi aracımıza kendi işimizi yapacağımızdan dolayı iyi bir bağlantı ve iyi bir yalıtım yapmanız gerekiyor. Yalıtımı yaparken kat kat yaptığınıza ve açıkta bir kablo bırakmadığınıza emin olun. Bu bağlantı işini yaparken kullanacağımız malzemeler otokontrol kalemi, yan keski ve elektrik bandıdır. Herkesin yapabileceğini düşünüyorum ve araç elektriği 12 volt insanı çarpmaz. Hadi geçelim detaylı anlatıma. İlk önce 12 volt bulma işlemini yapacağız. Bu soketi çakmaklık soketi olarak varsayalım. Sokette 2 tane kablo var. Bu daha fazla da olabilirdi. Öyle bir durumda da yaptığım işlemi tek tek hepsine denememiz gerekir. Sokete 12 volt veriyorum. Burada kontak açtığımızı varsayalım. Çakmaklığımızdaki artı kabloyu bulmak için otokontrol kaleminin timsah ucunu aracın şasi alan bir yere sabitliyoruz. Genelde ben kapı kilidinin karşılığında bulunan demire sabitliyorum. Daha sonra iğne ucumuz ile kablolara değdirerek kontrol kaleminin yanması ile birlikte artı kablomuzu bulmuş oluyoruz. Burada değdirme işlemini sert yapmamız gerekiyor. Yani iğne ucumuz iç bakıra değmesi gerekiyor. Bu şekilde artı kablomuzu bulmuş oluyoruz. Eksi kablomuz genelde siyah kablo olur. Çakmaklığa bağlayacaksanız genelde iki kablo olur ve kontrol kaleminin yanmadığı kablo eksidir. Artı ve eksi kabloları bulduktan sonra burada en sıkıntılı işlem kabloyu ortadan açmaktır. Eğer yan keski ile yapamazsanız maket bıçağı ile kolay bir şekilde ortadan soyabilirsiniz. Kablo soyma işlemini yaptıktan sonra kablo ekliyoruz. Burada da artı kabloya kırmızı renk veya ayırt edebileceğiniz bir kablo bağlayın. Eksi kabloya siyah bağlayıp elektrik bandı ile iyice yalıtımlayın. Böylelikle benim yaptığım bağlantıda kırmızı kablo artı, siyah kablo eksidir. Elimizde bir adet on-off anahtar ve bir adet ayak altına bağladığım ledimiz var. Tuşlu bağlantı yaparken çakmaklığın artı kablosuna bağladığım ek kabloyu on-off anahtarın bir bacağına bağlıyoruz. On-off anahtarın boşta kalan bacağını ise ledimizin artı kablosuna bağlayıp araya seri bir şekilde bağlamış oluyoruz. Son olarak çakmaklıktan aldığımız eksi kablomuzu ledimizin eksi kablosuna bağlayıp işlemi bitiriyoruz. Böylelikle anahtarlı bağlantı işlemimiz bitmiş oluyor. Bağlantı sonunda deniyorum.
Anahtarsız direkt bağlantı yaparken çakmaklıktan aldığımız artı ek kabloyu LED'in artı kablosuna bağlıyoruz. Aynı şekilde çakmaklıktan aldığımız eksi ek kabloyu LED'imizin eksi kablosuna bağlıyoruz. Kontağı açtığımızda direkt yanacaktır. Eğer ki parktan alırsak parkı açtığımızda yanacaktır. Son olarak araya sigorta bağlama işlemini gösteriyorum. Burada seçeceğiniz sigorta önemlidir. Örneğin düşük amper çeken bir şey bağladığınızda düşük amperli, aynı şekilde yüksek amper çeken bir şey bağladığınızda ise yüksek amperli sigorta takmanız gerekiyor. Yüksek amper çeken malzemeye düşük sigorta taktığımızda sigorta atacaktır. Aksini yaptığımızda ise herhangi bir sıkıntılı durumda sigorta atmayacak ve bu şekilde de bir anlamı olmayacaktır. Gelelim bağlantı işlemine. Bağlantı on-off anahtar ile aynıdır. Burada sadece çakmaklığın artısına bağladığımız ek kabloyu ilk sigortanın bir bacağına bağlıyoruz. Sigortanın boşta kalan bacağından da on-off anahtarımıza kablo bağlıyoruz. On-off anahtarını bağladığımız gibi artı kablonun ve on-off anahtarının arasına seri bir bağlantı yaparak sigorta koymuş oluyoruz. İşlemlerimiz bu kadar. İnşallah herkesin anladığı tarzda içerik olmuştur. Takıldığınız noktaları muhakkak yorumlarda belirtin. Yardımcı olabilirsem ne mutlu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka araç ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.